Avrupa'nın en büyük açık hava etkinliği 15. Dans Bienali Fransa'nın Lyon şehrini sokaklara döktü. Bienal 30 Eylül'e kadar Lyon'u Avrupa'nın dans başkenti ilan ediyor. Bu sene Bienal'in başındaki isim Dominic Hervieux'dan başkası değil. Kendisi ilk kez böylesi büyük bir sokak organizasyonunda görev alıyor. Biraz stresli olduğumu belirtmeliyim. Daha önce hiç bu kadar yüksek sesle çalışmamıştım. Sokaklarda 4500 kişi var. Operalarda görev aldım. Dünya çapında birçok ilk gösterime imza attım. Ama şimdi caddelerdeyim ve dansçıların bugün için ne kadar çalıştığını biliyorum. Amatör gruplardan profesyonel dansçılara yaklaşık 4000 kişinin yer aldığı geçit töreni izleyenleri büyülüyor. Her sene belli bir tema üzerine yoğunlaşılan Dans Bienali'nde bu yılın konusuysa dünya ve gökyüzü. Cennetle dünya arasında söylemin genelde sanat için kullanılır. Çünkü biz pembeyi bile problemleri görmezden gelmenin bir betimleyicisi olarak kullanırız. Ama gökyüzünün mavisi, o ışık süzmesi problemleri yok saymadan unutabildiğimiz tek alandır. Sanat bunu tamamen unutturur. Ondaki bu etki hayal gücümüzden kaynaklanıyor. 8 Eylül'de başlayan Lyon Dans Bienali'nin ilk gününde 300 bini aşkın izleyici şehrin sokaklarını doldurdu. Fransa Kültür Bakanı ve Lyon Valisi de Dans Bienali'nin açılışına katılan isimler arasındaydı. Bence bu koreografileriyle çok güzel bir bienal ama aynı zamanda böylesi bir güneşte tüm şehri bir araya toplaması da cabası. Hava bu kadar hoş olmasa tadı da çıkmazdı. Kalbi Belkur Meydanı'nda ise koreograf Murat Merzuki 98 yılında tasarladığı sahne şovu ve canlı konseriyle güne damgasını vurdu. Biz ne zaman turneye çıksak hep yetenekli profesyonellerle beraber olma fırsatı yakalıyoruz. Ama şimdi sokaktayız ve halkla bütünüz. Zaten hip hop da sokaklarda doğmadı mı? Şimdi toplumla iç içe dansımızı yapıyoruz. Daha güzel ne olabilir? Hip hop c'est de là que c'est né et voilà. Donc j'en ai besoin.